Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin hep birlikte bu dersimizi izleyelim. Evet, bu dersimizdeki örnek uygulamamız için hemen yeni bir composition window açıyorum. New composition'ı tıklayarak. Evet, bakın After Effects'te ne demiştik? En son açtığınız composition neyse yine ona benzer, onunla aynı değerlerde bir kompozisyon açar. Ama ben bu presetler menüsünden PAL diye bir çalışmak istiyorum ve PAL presetinde bir kompozisyon açıyorum. OK'yi tıklıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü uygulamamızda bir objenin bir başlığın, bir tekstin filmlerde çok sık görürsünüz film jeneriklerinde bir dumana dönüp kaybolmasını uygulayacağız. Bunun için öncelikle yeni bir title, bir yazı yazalım. Hemen buradan text layer'ından ben bir teksti tıklayıp bir şeyler yazıyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi yazdım arkadaşlar. Buradan şurada biliyorsunuz ayarlar menüsünden full'u seçiyorum. Caps Lock'u bırakıyorum. Şuradan evet. Hemen yazımla ilgili burada teksti seçer seçmez yazı ile ilgili paletlerim geliyor. Buradan ben kalibreyi seçiyorum arkadaşlar. Siz de dilediğiniz fontu kullanabilirsiniz. Burada daha böyle etli bir font olduğu için, daha kalın bir font olduğu için aynı zamanda bold'a da bastım. Ben Kalibri tercih ettim. Efektimiz burada daha iyi gözüksün. Şöyle Refke Avrupa Üniversitesi yazdım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey bazen bazı bilgisayarlar burada Türkçe fontları desteklemeyebilir. Bu fontumuz da Türkçe fontunu desteklemediği için burada noktalı I'lar gözükmüyor arkadaşlar. Ama sorun değil. Bizim bu örnek uygulamamız için. Evet. Evet. Bunun için bazı efektler uygulayacağız bu yazımıza. İlk önce yazımızın üstüne sağ tuşa gelip distort komutundan turbulent displace komutunu uyguluyoruz. Bakın hemen yazımız böyle bir şekil aldı. Buradan display'den twist'i seçelim ve şunu ben kapatıyorum. Şöyle daha yer kazanmak için. Şöyle ilk 5 saniyede hiçbir şey olmasın. Aslında şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Daha pratik olur. Hem siz efekti görürsünüz. Bunu çıkıyorum. Buradan yeni bir adjustment layer atıyorum. Efektin buradan başlamasını sağlamak adına, 5. saniyeden başlaması adına adjustment layer'ların üstünde uygulayacağım efektleri şöyle Effect, Distort ve Turbulent Display seçiyorum. Burada şimdi bir takım şu paragrafları da kapatayım. Burada daha çok yere ihtiyacım var. Evet. Şuradan bakın Displacement seçeneklerinden Twist'ı seçiyorum. Siz buradan farklı
şeyleri de seçebilirsiniz. Ya da şuradan twist motoru seçelim. Bu da değişik olabilir. Şöyle miktarını arttırdığımızda şöyle buharlaşıp gidecek. Ama buharlaşıp gitme için şu twist daha uygun arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. Tabii öncelikle bunu sıfıra getiriyorum. Ve 5. saniyedeyiz. İlk 5 saniye yazım okunsun istiyorum. Sonra 6. saniyede 1 saniye ya da 2 saniye içerisinde şöyle ya da 4'e getirelim. 4. saniyeden itibaren 6. saniyeye kadar şöyle bunu getiriyorum. Şöyle başında ilk önce şu amount miktar kısmına bir keyframe veriyorum ve 6. saniyeye geliyorum. Şöyle buradayken şöyle miktarımı artırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet bak şöyle bir. Evet. Diğer ayarlar. Şöyle isterseniz değiştirebilirsiniz. Şöyle. Ama kendinden gelen ayarları gayet güzel. Şöyle. Şöyle birazcık detaylandırabiliriz sadece. Şöyle. Şöyle bakın. Evet, bir sonraki efektim uygulayacağım bunun üzerine Blur arkadaşlar. Bu arada projemi sık sık kaydediyorum. Evet, yine burada. Yine efekt uygulamak istediğiniz kanalın efekt kontrol penceresi üzerine sağ tuşla efekt uygulayabilirsiniz. Blur uygulayacağım. Burada değişik blur çeşitleri uygulayabilirsiniz. Gaussian blur, lens blur ve radial blur harici diğer blur çeşitleri aslında gayet iyi uyar. Şuradan bir vektör blur deneyelim. Bakalım. Blur miktarını arttırıyorum. Evet, pek bu da bana uygun gelmedi. Birazcık buharlaşıp gitme. Şöyle. Şuna bakalım. Evet. Şöyle, evet, şu da olabilir. Şöyle ama normal hiçbir şey yoksa fast blur ya da Gaussian blur da işimizi görür arkadaşlar. Gaussian blur şöyle vertical'da şu şekilde. Evet, bu da gayet güzel sonuç verecektir. Şöyle ya da fast blur uygulayalım biraz daha adı üstünde. Box blur da deneyebiliriz. Şöyle. Evet. Bu da olabilir. Ama fast blur sanırım içlerinde en iyisi olacak. Şöyle. Evet. Bu en uygunu bu. Bence de evet, ilk başlarda şöyle vermiyoruz. 6'ya gelsin. Şöyle burada bunun blur'ını 6 yapalım şöyle ve vertical'da yapalım şöyle dikey ya da vertical ve horizontal'a verin buharlaşma konumu oluşsun şöyle. Evet, başlangıçta da reset diyorum direkt sıfırlanıyor şöyle. Evet. Şöyle bak 2 saniye boyunca bir buharlaşma hareketi olacak şimdi. Evet, bunu biraz daha güzelleştirelim. Şöyle. Şuradan itibaren 5. saniyesinden itibaren yeni bir efekt uygulayalım. Bunun için yeni bir layer, yeni bir adjustment layer açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve tam 5. saniyeye getiriyorum. Buna da şöyle time efektlerinin içinden time Blend FX efektini uyguluyorum. Ve bunu şuradaki Instance Paste ayarına getiriyorum. Evet. Şöyle. Şöyle bakın.
buradan şu accumulation'ı baştan 0 yapayım ve 6'ya geldiğimizde de şöyle bir saniye içinde buharlaşıp gitsin şöyle. Şöyle. Ya da biraz daha uzatalım. 7. saniyeye gelelim. Şöyle şuradan arttıralım. Evet, bir önceki keyframe'i şuradan alabiliriz. Evet. Ve şu noktada aslında 7. saniye biraz geriye gelip 1 saniye boyunca şu 6. saniye geliyorum. Yazım artık bu noktadan itibaren yavaşça kaybolabilir. Şöyle. Şöylelik. Buharlaştı gitti. Şöyle. Aynı şekilde şuradaki keyframe'i de buraya taşırsam hareket devamlı açısından daha iyi olacak. Şöyle. Evet, burada aslında time fx'imde şuradaki değerlerde. Şu anda biz bunu böyle görüyoruz ama render çıktısını aldıktan sonra biz bunu net olarak görebiliriz. Şöyle bir test render'ını deneyelim. Şöyle ki. Şöyle. Evet. Şuradan da şu time layer'ı uyguladığımız time blend'i uyguladığımız efekti şöyle aynı süre içerisinde biz opacity'sini düşürürsek böyle realistik bir şöyle buharlaşma elde ederiz. Şöyle buharlaştı gitti bakın. Evet, şöyle. Tabii buradan yine daha değerlerle oynayıp buradaki blurness'i arttırabiliriz. Şöyle şurada nerede artıyor blurness? Şurada artıyor. Daha da arttırabiliriz bunu bakın. Şöyle sadece vertical'da arttırabiliriz. Şöyle daha değişik etkiler, efektler yapmak için. Şöyle bakın. Bunu başa alabilirim. Şöyle. Şöyle evet. Tabii buradaki değerleri değiştirerek siz daha güzel sonuçlar, daha realistik sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece size bir fikir vermek için After Effects'in yapabilecekleri konusunda. Evet, bu dersimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.